için masal anlat etkinliği kapsamında size Defne Ağacı'nın altında bir masal anlatmak istiyorum. Defne Ağacı, Akdeniz iklimini seven, yaz-kış yeşil yapraklı olan mis kokulu bir ağaçtır. Defne Ağacı'nın sonbaharda zeytine benzeyen siyah tohumları toplanır ve bu tohumlardan defne yağı elde edilir. Defne yağının kullanım alanları çok geniştir. Aynı zamanda yapraklarından baharat elde edilir ve çay elde edilir. Birçok insanın şifa bulduğu muhteşem mis kokulu bir ağaçtır. Bu güzel ağacın altında size hediye masalını anlatmak istiyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın deli deli kulları pek çokmuş. Bizden delisi hiç yokmuş. Azdan çoktan, hoppala hoptan. Sana bir mintan diktirdim, çerden çöpten. Düğmeleri karpuz kabuğundan, ilikleri turptan. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal, fireler berber iken, ben ninemin beşiğini sallaya durayım. Çok uzak ülkelerde bir padişah, bir de güzeller güzeli kızı yaşarmış. Günlerden bir gün padişahın evine 3 delikanlı misafir olmuş. Delikanlıların niyeti padişahın kızına talip olmakmış. 3 aynı anda gelince bir türlü konuya girememişler. Zaman epey geçmesine rağmen oturmaya devam ediyorlarmış. Biri demiş ki bunların kalkacağı yok, iyisi mi ben konuya gireyim. Padişahım demiş, benim buraya gelme sebebim kızınızdır. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı kendime istiyorum. Diğer iki delikanlı durur mu? Biz de bu sebeple geldik padişahım demişler. Üçü de aynı sebepten gelince padişah bunlara bir şart koşmuş. Gidin demiş, benim kızıma birer hediye seçin. Hanginizin hediyesi daha güzelse kızımı ona vereceğim. Bizim delikanlılar gitmişler, az gitmişler, uz gitmişler derken bir yol ayrımına denk gelmişler. Yol tam üçe ayrılıyormuş. Birinci yol ayrımından giden delikanlı giderken bir satıcıyla karşılaşmış. Satıcı bağırıyormuş. Hünerli at, hünerli at. Nedir demiş satıcıya hüneri? Bu at öyle bir attır ki üzerine bindiğinde nereye gitmek istersen seni hemencecik oraya ulaştırır. Çok beğenmiş atı, almış delikanlı, dönmüş geri. İkinci yol ayrımından giden delikanlı yine bir satıcıyla karşılaşmış. Satıcı bağırıyormuş. Hünerli ayna, hünerli ayna. Nedir demiş hüneri? Bu ayna öyle bir aynadır ki neyi görmek istersen, kimi görmek istersen sana anında onu gösterir. Bundan daha güzel hediye olmaz demiş. Bizim delikanlı almış aynayı, dönmüş geri. Üçüncü yol ayrımından giden delikanlı bir satıcıyla karşılaşmış. Satıcı ecele elma diye bağırıyormuş. Ecele elma. Çok merak etmiş delikanlı, sormuş hünerini. Satıcı, bu elma çok şifalıdır. Bu elmanın suyundan birkaç damla hasta olan, ölüm döşeğinde olan birinin ağzına damlattığında şifa bulur, hayat bulur demiş. Sağlıktan daha büyük hediye olur mu? Bence olmaz. Bizim delikanlıya göre de olmazmış. Almış hemen elmayı, dönmüş geri. Bizim üç delikanlı yol ayrımında karşılaşmışlar. Anlatmışlar birbirlerine aldıkları hediyelerin hünerlerini. Demişler, madem böyle hünerli bu aldığımız hediyeler, hemen demişler aynadan bakalım bizim padişahla kızı ne yapıyor. Bakmışlar aynadan, bir de ne görsünler. Padişahın kızı hasta yatağında bitap düşmüş yatıyor. Hemen demişler atımızı atlayalım, gidelim padişahın kızına elmayı götürelim de şifa bulsun. Binmişler gitmişler, padişaha anlatmışlar elmanın hünerini. Elmayı almış padişah, götürmüş kızına. Birkaç damla damlatmış ağzına, kız şifa bulmuş. Bu sefer de bizim delikanlılar, benim atım sayesinde geldik, benim aynam sayesinde gördük, benim elmam sayesinde şifa buldu diye birbirlerine girmesinler mi? Padişah demiş, durun hele, önce ben bir kızımla konuşayım, ne düşünüyor, ne istiyor bir ona sorayım demiş. Gitmiş padişah, konuşmuş, gelmiş kızıyla. Demiş ki delikanlılara, hepinize çok teşekkür ederim, kızım için çok şey yaptınız. Ama demiş, seven sevdiğine her şekilde kavuşur, at bahane. Seven sevdiğini her yerde görür, aynı nafile. Bir tek ölüme çare yoktur ya, bunun şifasını da bize getiren, elma getiren delikanlı. Zaten kızımın gönlü de ondadır. Ben kızımı elma getiren delikanlıya vermek istiyorum demiş. Diğer iki delikanlıya da birer sandık dolusu altın vermiş, uğurlamış. Bizim delikanlıyla kız mutlu, mesut yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Elmalardan biri bu masalı anlatana, biri bu masalı dinleyen size, biri de sevginin kıymetini bilen, sevgiye saygı gösteren ve
Doğayı koruyan herkesin başına. Ataların dilinden Anadolu masalları, gençlerin paletinden.